Merhaba değerli dostlar. Üstenpaşa Camii'den sevgiler saygılar sunuyorum. İstanbul Üstenpaşa Camii Eminönü'nde Tahtakale'ye giderken hemen çarşının içinde yer alır. Bu caminin Mimar Sinan eseri olduğunu biliyoruz. Fakat bu cami mimari olarak değil de çinileriyle çok ön planda. Bu kadar İznik çinisinin bir arada bulunduğu başka bir cami yok. Her yer çinilerle dolu. Üst katlar, sütunlar, kemerler, her yer İznik çinileriyle döşenmiş. Ama her yer. Evet, Osmanlı mimarisinde ve Mimar Sinan'ın hiçbir yapısında bu kadar çiniyi bir arada göremezsiniz. Çünkü çini sınırlı olarak kullanılırsa bir süsleme unsuru, bir bezeme unsuru olarak değerlendirilmiştir. Klasik Türk mimarisinde ve özellikle Osmanlı mimarisinde. Fakat Rüstempaşa'nın zenginliği, görgüsüzlüğü Sinan'ı da deyim yerindeyse çileden çıkarmıştır. Ama sadrazamdır ve görgüsüzdür. Nihayetinde onun dediğini yapmıştır. Fakat burada ilginç olan bir şey var. Her tarafı çinilerle dolu olan bu caminin tek tek çinilerine baktığımız zaman muazzam bir sanat eseri. Ancak bütünlüğüne baktığımız zaman bir ahenk, bir uyum ne yazık ki yok. Gözü yoran bir süsleme fazlalığı var. Bunun nedeni de aslında çok basit. Her bir yerde ayrı bir çini kullanmış süslemesi. Burada ayrı, burada ayrı, burada ayrı, şurada ayrı. Bakın şu bölümler ayrı, buralar ayrı. Yine aynı şekilde bir sütunda ayrı bir süsleme, diğerinde ayrı bir süsleme. Bir tarafta laleler, diğer tarafta Hataylılar, Rumiler, palmetler, tamamıyla karışık. Yani gözü yoran, bakın mihraba yaklaştığınız zaman. Burada görüyorsunuz bahar dalları, Hataylılar, palmetler, Rumiler tamamıyla bir kargaşa söz konusu. İşte bundan dolayı Mimar Sinan gereken mesajı vermiş. Para sende olabilir, makam sende olabilir fakat estetik bende demiş Sinan adeta. Şimdi teker teker inceleyelim. Bakın mihrabı inceliyoruz. Mihrabın yanına geliyoruz. Mihrabın solunda yer alan duvara gömülmüş paye. Burada da yine yoğun bir çini. Fakat dönüyoruz. Bakın ne kadar farklılık var görüyor musunuz? Şu, şu ve şu. Yani işte uyumsuzluk buradan kaynaklanıyor. Bakın. Birebir baktığımızda müthiş bir çini sanatının güzelliğini görüyoruz. Fakat bütünlüğüne baktığımız zaman bunu ne yazık ki göremiyoruz. Bakın burada böyle bir süsleme
Dönüyoruz. Duvarda farklı bir desen. Hemen pencerenin sol tarafına geliyoruz. Yine farklı bir desen. Dönüyoruz. Diğer tarafta tekrar farklı bir desen. Tamamıyla farklılıklarla boğulmuş bir süsleme düzeni. Bakın burada da kapıdan girdikten sonra böyle bir süsleme, duvarda böyle bir süsleme. Hemen diğer tarafa geliyoruz. İçinde böyle bir desen, şunda böyle bir desen. Bu tarafta hemen bakıyoruz. Yine farklı bir desen. Bakın görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4. Evet, farklılıkları bakın. Burada bordür ayrı. Şu bölümler ayrı. Dönüyoruz. Şurası ayrı. Şurası ayrı. Burası ayrı. Bakın ne kadar birbirinden farklı desenleri birlikte kullanmış. Yani İznik Çini sanatının tüm desenlerini sanki bu camide kullanmış gibi. Bakar mısınız? Bu burada var, başka bir yerde yok. Tabii bu caminin mahfil altındaki tavanda ahşap işçiliği mükemmel. Hele şu bölüm var ki inanılır gibi değil. Evet değerli dostlar, İstanbul Eminönü Rüstempaşa Camii'ndeki İznik Çinilerini kısaca hızla inceledik. Müthiş bir Çini. Yani burası İznik Çini Müzesi gibi, bu kadar Çin'in bir arada bulunduğu, özellikle farklı desenlerin bir arada bulunduğu başka bir cami bulma şansımız yok. Bir Sinan eseri bu cami. Hemen hemen her tür İznik deseni burada bir arada kullanılmış. Ama tabii ki uyumdan söz etmemiz mümkün değil. Ama hepsini bir arada gördüğümüz için o açıdan şanslıyız. Kapılar, kapı kanatlarındaki sedef dişi kartmalar. Bu da ahşap sanatının en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Bakın, girişteki kapı kemerinin iç yüzeyinde dahi çini kullanmış. Evet, caminin içinde olduğu gibi dışında da, girişte son cemaat yerinde de hemen hemen her yüzeyde çini var. Evet, Rüstempaşa Camii'nin hemen girişinde sağda bulunan yine bir çini var. Tabii bu çini diğer çinilerden farklı. Biz buna Kabe tasvirli çini pano diyoruz. Kabe ve çevresini tasvir ediyor. Tabii bu yapıldığı dönemde fotoğraf, resimler ve videolar olmadığı için pek çok Müslüman, mümin Kabe'yi merak ediyor ve hacca gidecek insanlar da bu tasvir, Kabe tasvirli pano etrafında bir ön hazırlık, ön çalışmayı burada yapıyorlardı. Evet, bu Kabe tasvirli çiniler özellikle 17. yüzyılda oldukça moda olmuş. Pek çok camilerde bu tür panolara rastlamak mümkün. Evet, Rüstempaşa Camii'nin girişine bakıyoruz. Solda klasik İznik bezemelerinin olduğu bir
Çin'i. Diğer tarafta palmetler içerisinde Kabe tasvirli pano yer alıyor. Tabii burada da bir farklılıklar var. Yani birbirinden ayrı desenleri kullanmış Mimar Sinan Rüstempaşa Camii'nde. Evet. Son cemaat yerindeki tüm duvarlar Çinilerle kaplanmış. Ama altını tekrar çiziyorum. Birbirinden farklı desenlerle doldurulmuş. Şimdi camiye girişteki sol taraftaki panoya gelelim. Bu İznik Çin sanatının en güzel örnekleri içerisinde yer alan büyük bir pano. Isıraltı tekniğiyle yapılmış. Mavi zemin üzerine yapılmış. Bahar dalları. Nar, karanfil, laleler. Gerçekten olağanüstü. Evet değerli dostlar, İstanbul Eminönü Rüstempaşa Camii'ndeydik. Camiyi özellikle Çinliler açısından inceledik. Cami Fevkani, yani ikinci katta yer alan bir cami, altında dükkanlar yer alıyor. Zaten burası Eminönü Tahtakale arasındaki çarşıların göbeğinde, ticaretin merkezinde yer alan bir cami. Evet değerli dostlar, İstanbul Eminönü'nde Rüstempaşa Camii'nden yaptığımız video burada sona eriyor. Caminin daha çok Çinlileriyle ilgili bilgiler ve görüntüler aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere saygılar, sevgiler diliyorum. Hoşça kalın.